Şimdi mesela bir elimde bir laboratuvar şey var. Klinik yani hastanede bir hastaya teşhis konmuş. Evet, ben de bakabilir miyim rapora? Geçen sene anti HCV yani hepatit C. Bu hasta hepatit C hastası değil mi? İki ayrı hastanede. Trabzon Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ve başvurmuş Akçabat'ta hasta. Akçabat'ta iki tane yapılan araştırma, laboratuvar araştırmasında anti HCV oranının 5.99, evet. HCV'nin de 5.93 olup tespit edilmiş. Yani hepatit C var bu burada hastada. 5.99'dan sonra düşmüş galiba değil mi? Sonrasında negatif diyor. Ben mi yanlış okuyorum? Şimdi bu anti HCV 5.99 pozitif yani hepatit C var. Peki bu, sonrasında ne oldu? Bu hasta tedaviler gördü. Hepatit C tedavisi gördü. Bitkilerle ilgili sizden yardım mı aldı? Neler tabii yaptınız? Tabii. Sonra mesela HCV oranı yani hepatit C olduğuna dair değerler 5.93. İşte trigliserglikozu çok yüksek. Mesela trigliseri 553. Total kolesterolü 237. Glukozu yüksek vesaire. Glikoz, total kolesterol ve trigliserit bir ay içerisinde normale döndü. Onda problem yok. Fakat tabii hepatit C çok ağır bir vaka. Dünyada tedavisi yok. Bu rahatsızlığa, maalesef, bu virüse yakalanan kişilerin %80'inde kronikleşiyor. Ve zamanla Allah korusun siroza yakalanma durumu ortaya çıkıyor. Ya, peki çok... nasıl, hangi bitkilerle tedavi ettiniz bu hastayı ve nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Evet, ondan sonra bu en son rapor o ilk raporda az öncekinde en son raporda, şimdi ben kendi gözümle görmek istiyorum. 0.4 yani negatif, birin altına düştüğü zaman negatif demek verilir. 0.40 anti HCV. Gerçekten de negatif. Aradan... Aynı hasta. Aynı hasta. Tabii tabii. Sonrasında laboratuvarda yapılan çalışmalar. Evet. Peki hepatit C'den kurtulmak için, daha doğrusu azaltmak için hangi bitkilerden yardım alacaklar? Buradaki bitkiler zerdeçal, nane, zeytin yaprağı, deve dikeni tohumu, lavanta. Deve dikeni tohumu dünyada karaciğer rahatsızlarına karşı, karaciğer zehirlenmesine karşı en etkili bitki. Deve dikeni tohumundan zaten birçok firma ilaçlar üretiyor.